arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayız. Ailem gitmiş. Siz harici ikimiz yani. Tamam bebeğim. Evet. İkimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ama şimdi bambaşka bir yemek yapacağız size. Endonezya usulü. Aslında evet, Endonezya usulü. Ama bir yemek Türk damak tadına bu kadar uyar yani. Evet, herkes sever yani. Şu anda hayatınızda beklentinizin en üst seviyesine çıkacak bir yemek yapacak İka. Yani evet. Ben çünkü aynen kendimi öyle hissettim ve mutlaka ama mutlaka deneyin. Kanalımızı takip ediyorsanız zaten ben daha önce hiçbir yemek için böyle konuşmadım. Yani bu kelimeler kifayetsiz kalır yani. Kırmızı eti bile bir kenara bırakabilirsiniz yani. O kadar lezzetli. Aslında biz o et için kullanıyor. Et. Tavuk, balık kullanıyor. Biz bunun videosunu yapmadık ama sen bana en az bir 15-20 defa yapmışsındır. Yaptık. Aileme de yaptık. Ha, annemlere de yaptı. Onlar nasıl? Onları çok beğendiler. Herkes beğenmiş yani. İnanılmaz ya. Müthiş. Çok güzel. Siz biliyorsanız yani hindi Türkiye'de çok meşhur ya hindi. Ben de ilk defa hindi burada yedim biliyor musun? Endonezya'da hiç yemedim. Ha, sen o zaman bu yemeği Endonezya'da da yapmadın. İlk kez burada yaptın. Evet ama bu baharat, biz et, ben söyledim ya, et ve tavuk koydum. Kullandım yani. Ben hindi burada ilk defa yedim. Güzel ki ama bir gün Enes sadece boyunu almış. Biliyorsanız boyun nasıl yiyor, boyun böyle sadece kemik. O ama siz bilmiyorsanız bilmiyorsunuz ya. O kadar çok güzel ki. Ağzınızda dağılıyor arkadaşlar yani o derece. Evet. Çok iyi ya. Tamam ben göstereyim. Önce tamam, sen başla bakalım takipçilerimize de paylaş. Hindi boyun önce en önemli. Bir markette hindi boyunu görürsem evet. Arkadaşlar mutlaka alırım, kaçırmam. Bir de en kalınları alın böyle. Tabii en kalın olsun ki böyle löp et yemiş olun. Çok güzel vallahi. Çok iyi ya. Hadi başlayalım. Başlayayım tamam. Hadi bakalım. Önce bunu yıkayayım. Bir de en önemli düdüklü tencere arkadaşlar. Ve çok da ucuz değil mi? Çok ucuz. 18 lira kilosu. En iyiydi, evet. Değil mi? Aynen. Bir de bu uzun ya, kesmeye gerek yok. Çünkü bitirken sonra böyle lokma gibi çok ucuz. Sen önce haşlayacaksın değil mi? Sonra kızartacaksın. Evet. Çok güzel olacak. Çıtır çıtır olacak. Evet. Eti yıkadım arkadaşlar. Oo, bu bir kilo var. Tamam ben ekmek yemiyorum zaten. Sen ben rahat de ol. Yemiyorum. Tamam. Biz sadece burada yemiyorum. Burada dursun. Ne kadar pişecek şimdi bu? Şimdi en önemli bu baharat. Bu annemin usulü, Endonezya annem. Biz aslında bu hep et için kullanıyor ya da tavuk. Yani böyle belli bir baharatınız var, baharat sosunuz var öyle mi diyeyim? Evet. Ama hepsi burada var. Sadece bir tane kalmış. Burada yok burada. Bu yok. Bu nasıl bir şey ya? Ben geçen de merak ettim. Şey gibi. Bu. Fındığa benziyor. Fındık ya, gibi. Ama aslında baksana, bu. Bak. Bildiğim fındık gibi ya. Aslında bu fındık gibi burada yok ya, bazen arkadaşım bademle değiştirmiş böyle. Bademle. Oo. Badem. Tadı neye benziyor ki ben merak ettim. Çünkü fındık gibi. Evet evet fındık gibi işte. Oğlum bildiğimiz fındık bu. Ciddi mi? He. Yok artık. Valla. O zaman fındık da kullanabilirsiniz. Ciddi mi? Bak ben bunu kime versem fındık sayar yani, ayırt edemez. Biz kımeri diyoruz da ama fındık da kullanabilirsiniz. Ben hiç denemedim ya. Tamam dene işte, ye bakalım. Çünkü biz yemek için kullanıyoruz. Isır ısır bakalım. Benziyor. Fındık badem. Çok güzel kokuyor bu ya. Güzel kokuyor mu? Misket limon yaprağı. Ha, limon yaprağı güzel kokuyor. Bu ne? Divne yaprağı. Bu normal yaprak gibi kokuyor. Bu sıraların dursun ya, o yüzden siyah oldu. Burada vardı ama divne yaprağı ve limon yaprağı. Var. Tamam. Güzel arkadaşlar. En önemli bu sarımsak. Tadı güzel olmak için sarımsak. Aa, bunu yerken hiç sarımsak tadı almadım. Çünkü pişmiş ya. Bir kilo yeterli. Tamam mı? Heh. Önce doyacağım. Doyacaksın mı? Evet. Doğacağım. Doğmuşsun zaten. Kaç yaşına gelmişsin? Doğacağım. Doğacağım derim mi? Hadi yap. Yapayım işte bak. Neden öyle? Daha kolay. Ciddi mi? Abi boyum uzun ya. Şöyle bu videodan sonra Enes bana kahvaltı yapacak. Her zaman ben yaptım ya, şimdi bakalım. O yapacak, nasıl olacak, beğeneceğim mi acaba? Sen hangi yemek yapacaksın? Hani az yemek bilirim ama lezzetli yaparım. Tamam. Müthiş bir kahvaltı hazırlayacağım, tamam mı? Tamam. Sen bile şaşıracaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ya sen her gün böyle hazırla. Ben de diyeceğim ki yok, her gün hazırlayamam. Neden?
Bensin. Arkadaşlar biz 100 bin abone yükleyecektik ya ama Türkiye'de deprem var, bir de kaza var. O yüzden biz erteledik, yeni yükledik ama şimdi kanalımızda var. İzlemediyseniz yukarıda link koyduk, tamam mı? Şimdi bakın. Bunun sonunda şunu koyacağım. 1,5 yeter. Ama bu Endonezya'dan geldi. Yağışlı yerlerde mi yetiyor? Yetişiyor. Ne demek bu? Yağış yani yağmurlu yerde mi yetişiyor? Gerçi sizin ekvatoral iklim zaten de. Evet. Yani bu %100 fındığın akrabası ya. Bu kadar benzerlik olur. Fındık da öyle mi? Çöt tadı çok benziyor. Tabii çok yağışlı yerde yetişiyor evet, ya fındık. Evet evet. Fındık Türkiye'nin nerede yetişiyor? Sadece Karadeniz kıyısında yetişiyor. Aa, Marmara'nın evet, kuzeyi. Özellikle Doğu Karadeniz. Bir de bu mesela ben duydum ya suda koyarsam. Bir türlü koyamadın canım sen de. Bir dakika suya koyarsam sonra su gibi beyaz böyle görür mü? Hmm. Evet. Allah Allah. Sonra Türkiye'de hepsi var arkadaşlar. Bakın bu. Bu ne? Hmm, sen kok bakalım biliyorsun. Oo, ne bu zencefil mi? Evet. Güzel kokuyor. Zencefil ama çok koymayın çünkü koyarsam acı. Çok az koymamız lazım aynen. Benim çayda da var diyor. Şu benim. Kadar. Tamam. Fazla değil mi o ya? Değil. Şu kadar. Bir de bu. Sen kok bakalım. Tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum. Ne bu? Çok güzel kokuyor. Kişniş ama... Aa, ama normal kişniş çok kötü kokuyor. O var ya tohum, kişniş tohum ama tozu. Ha. Çok güzel kokuyor, ben çok seviyorum bu. Çok güzel kokuyor. Bu bunun biraz... yerine ne koysak olur? He? Bunun yerine ne koysak olur? Var ki Türkiye'de. Var mı kişniş var. Tozu? Aa, çok iyi kokuyor. Ben baktım markette. Şu kadar arkadaşlar. Bir de... Biliyorsanız bu ne? Zerdeçal. Rengi belli zaten. Rengi belli değil mi? Yani bu kadar yani renk olmak için. Eğer çok koysam çok sarı. Bir de bir tane daha eksik. O ne? Bakayım mı? Karabiber. Karabiber bu zaten Türkiye'de var ki. Ama ya da sen hacim böyle sonra. He? hacim sonra. Hacim. Evet Endonezya hacim diyor arkadaşlar. Biz hapşu diyoruz ya. Hacım öyle mi? Evet. Bir tuz biraz... Mesela ben hapşurdum. Nasıl deriz Endonezya'da? Hacım. Hayır ben hapşurdum cümle olarak. Cümle olarak bersin. Ne söyle o zaman? Bersin. Tamam söyle ben hapşurdum. Aku bersin ama hacim böyle. Ama hacim demedin ki. Hacim kelime. Bersin kelime. Ama böyle yaparken hapşu değil. Hacim böyle. Hay Allah ya. Bir de tuz. Bu kadar. Tamam mı? Bitti bu. Böyle yapıyoruz ya böyle çalkılıyor. Allah. Allah. Hacim yaptım ben ya. Ya bak Allah. Hacim yaptım kilo aldım bak. Çünkü senin o kokmuş ya. Karabiber. Böyle tamam mı? Bak şimdi dökeceğim. Bakalım böyle desene. Bir de en önemli arkadaşlar. Su yaprak. Çok güzel kokuyor bu. Bir tane yeter. Biraz karıştırayım da. Gerek yok ki. Niye karıştıracağım? Tamam sen ben karışmayayım. Sen nasıl biliyorsun öyle. Evet. Cuma İkay dedim ki bu yemeği her nasıl yapıyorsan dedim. Lan bu şeker olmasın? Yok değil. Düz. Geçen bunda şeker vardı ya. Valla korktum ödüm patladı ha. Yani ben biraz... dedim ki her nasıl yapıyorsan dedim. Ondan tamam. Hiç şaşma dedim. Doğru yoldasın. Aynen o şekilde yap. Şu bu kadar arkadaşlar. Çünkü 45 dakika daha sileceğim. Böyle pamuk gibi. Yarısına kadar mı? Yani biraz. Ben biraz daha fazla. Biraz daha fazla bu arada. İçinde et olduğu için değil mi? Evet çünkü et. Tamam. Tamam yanmasın diye buraya koyayım. Tamam mı? Hemen kapatayım böyle. Beklemeye gerek yok. Tamam. Çok basit. O kadar 45 dakika pişirdikten sonra biz kızartacağız. O kadar yani. Çok kolay. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Kızartma işlemini de görelim. Arkadaşlar 45 dakika oldu. Şimdi ben açayım bunu. Oo. Evet. Tabii daha hazır değil bu şu anda. Hı
Bir de kızartacağız bunu. Evet. Böyle. Ben çok acıktım ya yüzden. Oo, normal mi öyle? Yani normal. Daha büyük, daha belli oldu. 8 ayında daha çok vuruyor değil mi? Yani genellikle eğer acıkırsam. Oh. Sizin 8 ayında neler yazdınız arkadaşlar? Yorumlara yazın, ben okuyayım. Çünkü mesela ben acıkırsam ya da ben uyumadan önce böyle çok belli oldu. Eğer hareket edersem çok belli olmuyor yani. Hissetmedim. Ama şimdi acıktım ya, o çok hırsız, çok böyle böyle. Yemek ye, yemek ye böyle. Öyle mi yapıyorsun? Sen diyordur bence onu. Hadi yemek, hadi yemek. Ama ben çok acıktım valla. Bakın arkadaşlar, bu et. Bu yumuşak ya böyle. Hadi hadi, kızart bakalım hadi. Ne yaptın sen? Yakaladım. Sen neden çektin ya? Allah Allah. Dur bekle, birlikte yiyelim be. Ama tamam, ye güzel. Ye şaka yaptım. Bakın arkadaşlar, burası su var ya. Genellikle ben önceki pilav için. Suyla pilav güzel oluyor değil mi? Ya da bulgur, ama şimdi yemiyorum ama ya. Ama doktor yüzden yasaklayınca şimdi ya yok. Ya da çorba. Annem Romeli çorba bununla, bu suyla. Oo, ya bu su çok güzel. Güzeldi. Bu su çok güzel çorba için bu. Sağlıklı yani. Bulyondan. Bulyon biliyor musun? Biliyorum ama. Hmm. Anam! Ne o, savunma yapıyor? Ha? Orta çağ savaşçıları gibi. Hepsi bitsin ya. Ha, bir tane mi kaldı? Onu da sığdır oraya. Evet. Oo, tamam. Bulyon, tavuk bulyon kullanacağım. Normal et suyu varsa doğal onu kullan. Daha bak, sağlıklı. Bakın bu rengole ben çevirdim. Çünkü oldu bak. Arkası oldu mu? Hı-hı. Yok da orası olmuş. Olmamış, biraz bekle. Dursun. Hangi eti daha çok seviyorsun? Kırmızı et mi? Hindi et mi? Balık mı, tavuk mu? Vallahi ya, zor ya. He? Sana yeter ki et mi olsun? Zor arkadaşlar. Sırada mı sen yine ya? Hmm. Bak ben ilk defa söyledim ya, hindi burada yedim. Çok güzel. Sonra et, bak sıra tamam, en başına et tabii ki. Tamam. Adana eti. Sonra hindi. Sonra tavuk. Balık sonra en son balık mu? Allah, hiç öyle olur mu ya? Sen? Evet. Benim kırmızı et, yani genel manada sıralıyorum. Sadece bu yemek için değil. Sadece bu yemek için sıralasam, yani çok rahat kavurmayla kapışır yani bu. Benim kırmızı et, balık, hindi, ondan sonra tavuk. Aynen. Yani. Ben balığı severim ya. Bir gün balık da yapalım. Tamam. Balık benden. Tamam. Çok sen lezzetli şey yaparım bana ona göre. Tamam. Uyandırayım. Tamam, bitti bu hazırlık. Tut sen, tut. Tamam, tuttum ben. Hadi bakalım. Bak, oldu. Normalde bu kadar kalın olmuyor arkadaşlar. Biz en kalınlarını seçtik şu anda. Evet. Yani biz de kalınlarını seçmeye özen gösterelim. Valla hakikaten daha çok güzel ya. Valla bak, bence bunu bizim toplum keşfetmemiş, biliyor musun? Toplum keşfetse mi? Bizim millet yani keşfetse, evet. Herkes böyle yapsa, emin ol bunun kilosu 35-40'a çıkar. Çok evet, rahat çıkar yani. Çünkü onlar bilmez belki. Nereden, nasıl yenir ya indi koyuyorlar. Kuyruk yağı eskiden çok ucuzdu. Yani çok ucuz derken yani ucuzdu. Sonra abi bir fırladı fiyatı var ya. Şu an normal birbirine etle yarışıyor yani. Etle aynen yarışıyor. Tabii canım. Hatta şey olarak, oransal olarak baktığımız zaman etten bile daha pahalı diyebiliriz. Çünkü yağ eriyor, küçülüyor ya bir de. Kuyruk tamam yağı. Sen götür sofraya. Tamam, hadi deneyelim evet, bakalım. Çok güzel valla. Artık masayı kullanmıyor. Bak boş. Ailem gidince boş kaldı değil evet mi? En güzeli yerde ya. Evet. Kalabalık diye masada yiyorduk ya. Tamam hadi sen dene. Hadi deneyelim. Turşumuz var başka. Ablamın getirdi turşumu. Evet, son bu son. Eyvah, sen ye o zaman hepsini. Tabii ki. Brokoli var öyle mi? Hı-hı, benim haşlamış. Ne çok için seviyorum o? Pilav falan yemiyorum ya. Bunu yoksa doyamam ki. Tamam hadi ye bakalım, tadına bak. Özür dilerim arkadaşlar, eli yiyorum çünkü çatalı biraz sonra. Çatalı çok zor ki. Çatalı zor değil ha, böyle bak, bakın. Hemen. Ama kemiğini sıyırırken. Evet. Kendinden geçtim be. Var ya, et gibi arkadaşlar valla. Et zaten. Kırmızı et gibi. Heh, dana eti tamam, gibi. Şimdi oldu. Sen ne deneyebilirim? Aynı yani. Tuzu falan iyi mi? Tamam. Sana biraz az ama bana iyi.
Çok güzel. Daha dün seviyorum ya. Yok, ben çok tuz sevmiyorum ya. Benim için iyi. Arkadaşlar zaten ben gösterdim ya ne kadar zerdeçal, ne kadar zencefil, ne kadar kişniş. Bu 1 kilo o kadar. Eğer mesela bazen ben bazen 3 kilo almış biliyor musunuz böyle? Hemen yaptım. Bu kızartmadan önce buzluğa attım. Sonra sadece kızartıyorum böyle daha rahat böyle. Haşlayıp buzluğa atıyorsun öyle evet. mi? Evet. Hmm. Daha kolay yani. Hani en kalınını alayım şöyle. Öf be. Şuna bak ya. Sır sır. Dediğin gibi birazcık tuz az. Tamam biliyorum ben. Tanıdım seni. Ama ne kadar güzel ya. Benim için iyi tuz. Bizim de tuz seviyor biliyor musun? Her zamanki gibi. Sakın bozma bu lezzet tamam mı? O baharat varsa yani sıkıntı yok. Herkes beğenir bu valla. Adam baharatları bunu çok lezzetleştiriyor. Evet. Baharat et yoksa. Çok güzel. Baksana abi şu ete bak tel tel. Ne kadar güzel görüyor musun? Fokus yaptın evet, mı? Evet yaptım. Ama eğer mesela sadece 30 dakika çok. Kemikten ayrılmaz. Ayrılmaz. O yüzden 45 dakika olması lazım. Hı, çok güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun. Of, bir şimdi iyi. Artık hindi çok bakmıyor. Sadece hindi boyuna bakıyor. Aslında eti de bu sosu et için kullanabilir arkadaşlar. Yani mesela goğuz falan. Bu sosu da olur biliyor musun? Güzel. Aynen lezzetli olur. Bir de hindi eti şeyle çok güzel gidiyor. Bulgur pilavıyla. Evet, bulgur. Böyle suyuyla pişen bulgur pilavıyla harika gidiyor. Çok yani. Güzel. O suyu o bulgur için böyle suda koyacağım böyle. Ha aynen, sen onu bulgur pilavı yap. O zaman çok güzel olur. Yaptım daha önce de. Yok yine yap işte, o su tamam, var ya zaten. Tamam. Hı-hı. Herkes için tavsiye ederim valla. Herkes sever, o aile gelmiş ya 9 kişi. Herkes beğenir. Elhamdülillah, sen duydun mu? Doydum eline sağlık. Ama biz ekmeksiz, pilavsız yedim ama yine de doydum çünkü ben sebzeleri yedim. Bir de şimdi Edis vurmuyor. Rahat şimdi biliyor musun? Öyle arkadaşlar, çok kolay, sadece duduklu lazım. Ve baharat. Bir sonraki videoda sen bana yemek hazırla tamam mı? Tamam. Sana en güzel kahvaltıyı hazırlayacağım ben. Ama söz ver. Niye canım? Bizim sözümüz senetteyim zaten. Söyledim. Herhalde hazırlayacağız yani. Tamam. Tamam, ben sadece bakacağım. Tamam mı? Tamam. Sen bak bir de ye. Tabii ki. Ne güzel. Daha önce Zafer de denedi. Tadın mı sen? Hüseyin de denedi. Hüseyin. Zafer de çok beğenmiş. Aynen. Öyle. Tamam, bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?